Selam arkadaşlar, hepinize tekrardan merhaba. Bugün yine sizlere eBay üzerinden dropshipping yaparak nasıl İngiltere'de satış yapabilmenizin yollarını göstermeye çalışacağım. Tekrar öncelikli olarak buradan Google'dan bir eBay hesabı oluşturuyoruz. Bizim daha önce oluşturduğum bir eBay hesabı olduğu için oluşturmuyorum. Bunu e-mail adresinize girip kişisel bilgilerinizi doldurduktan sonra bir eBay hesabını oluşturabilirsiniz. Evet, eBay hesabını oluşturduktan sonra arkadaşlar eBay'de İngiltere'de Türkiye'den satabileceğiniz dükkanlardan listeleri var burada. Ben bunun için ayrıyetten kullandığım bir tane de tool yani software var. Ben bununla işlerimi daha kolay bir şekilde yapıyorum. Sizlerin de bunu kullanmasını öneririm. İşleriniz çok kolay bir şekilde olacak. Evet, gördüğünüz gibi eBay sayfamıza geldik. Şimdi buradan arama butonunun yanında Advanced'a tekrar tıklıyoruz. Detaylı bir şekilde bir satılan ürünleri bulmamız gerekiyor. Çok satış yapılan ürünleri. Ben bugün Argos'un ürünlerini yine tekrar satmaya deneyeceğim. Buradan aşağı doğru indiğimizde Sellers yani satıcılar bölümüne tıklıyoruz. Buradan Argos'un adını aratıyoruz arkadaşlar. Ve bize 200 tane sonuç göstersin sayfa başına. Ve Search'e tıklıyoruz. Önemli olan dediğim gibi her zaman doğru ürünü bulduğunuz takdirde gerçekten çok iyi satışlar elde edebileceğinize inanıyorum. Pound kazanacağınız için Türkiye'de çok rahat bir şekilde iyi bir gelir edeceğinizi düşünüyorum. Bu şahsi görüşüm. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi burada board satılıyor. 1129-1200 tane satılmış. Daha önceden bu ürünü satmıştım. Güzel bir ürün. İyi de satıyor. Evet, bugün bunu satabiliriz. Yapmamız gereken sadece ürüne detaylı bir şekilde tıklamak, ne olduğunu görebilmek. Evet. Şimdi burada Pick up today yazıyor. No PP. Yani insanlar bizden dükkanımız varmış gibi direkt alabilirler ama bizim Türkiye'den satacağımız için bu ürünleri bir dükkanımız yok. O yüzden biz ne yapıyoruz? Yeni bir Google sekmesi açıyoruz ve buradan Google'a tıklayarak Argos'un kendi dükkanına gidiyoruz. Yani kendi bir internet sayfasına Google Argos yazmamız gerekiyor. Argos yazdıktan sonra Argos'un kendi sayfası çıkacaktır. Evet, Argos sayfasının açılmasını bekliyoruz. Sayfa çıktıktan sonra burada seçtiğimiz ürünü arama butonunda ismini atıyoruz arkadaşlar. Tabii ki bu değil. Buradan Argos arayacağımız ürünün ismini alıyoruz. Kopyala. Ctrl Plus C'de yapabilirsiniz. Ya da sağ tıklayarak kopyalayı da seçebilirsiniz. Buradan da Ctrl V ya da yine sağ tıklayarak yapıştırı seçtiğinizde arama butonuna tıklıyorsunuz. Ve internet sayfalarında Argos'un sattığı ürün karşımıza çıkıyor. Ben bugün açıkçası dürüst olmak gerekirse ben bu üründen çok sattım ve müşteriler de çok güzel yorumlar yazdı. Acaba şu an sayfamda var mı bu ürün bilmiyorum. O yüzden neyse bunu satalım. Kiloluk bir kart. Evet, gördüğünüz gibi burada ürünün detaylı bilgileri çıktı. İlk yapacağımız şey ürünü herhangi bir şekilde almayacağız. Eğer satıldığı takdirde satın alıp müşterinin adresine kargolayacağız. Ürün sadece bu. Yani kopyala yapıştır. Ve önemli olan tek şey fiyat ve yani sonuçta bir karımız olduğu için fiyatı değiştirmemiz gerekiyor. Ve başlığı değiştirmemiz gerekiyor ki onlardan daha iyi bir başlıkta daha çok müşteriye ulaşalım ve müşteriler bizden satın alsın. Yapacağımız sadece bu. Evet, gördüğünüz gibi 11 kişinin şu an baktığını söylüyor.
24 yani bir günün içerisinde 49 kere satın alındı galiba, yanlış görmediysem. Böyle bir şey yazıyordu. Tamam. Sadece yapacağımız şey, ben Hustle GoTrade'i kullanmanızı tavsiye ediyorum. O yüzden bunu Hustle GoTrade üzerinden yapıyorum. Eğer Hustle GoTrade programı hakkında detaylı bilgi almak istiyorsanız aşağıda linki paylaşacağım. Oradan sayfaya üye olup 40 tane ürününüzü ücretsiz bir şekilde listeleyebilirsiniz. Detaylı bilgi almak isterseniz de ayrıca bunun için de bir video yapabilirim sizlere. Yapacağım, önceden çünkü uğraştığım zaman çok gerçekten fotoğraflara indiriyordum. Açıklama kısmını yapıştırıyordum. Yani aşağı yukarı bir ürünü iyi bir şekilde yapabilmemiz için 15 dakikamızı ayırmamız gerekiyor. Ayrıca internette, eBay'de bazı yasaklı ürünler var. Bu ürünleri satıp satamayacağınız hakkında bir bilgi sahibi değilsiniz. Bu ürünleri satmamanız gerekiyor. Bu program bana fiyat olsun, her şey olsun çok kolaylık sağlıyor. O yüzden ben Hustle GoTrade'i kullanıyorum. Yani hiçbir şekilde o kadar uzun yolları kullanmanızı ben şahsen tercih etmiyorum. Bu çok basit bir yol. Sadece yaptığımız sağ üst köşeye Google'umuza tanımladıktan sonra Hustle GoTrade'i, sadece yapacağım şey bu kutuya tıklamak oluyor. Şu an Hustle GoTrade bu bulunan sayfadaki bütün bilgileri benim eBay'deki dükkanıma taşıyor. Bütün her şeyi olduğu gibi aldı. Benim size burada önereceğim tek şey yine Google'un ücretsiz bir sayfası olan Title Builder. Yani başlığı düzenlemeniz için bu sayfayı kullanmanızı tavsiye ediyorum. Bu çok önemli arkadaşlar. Ücretsiz bir Google sayfası. Title Builder'a tıklayın ve Get Your Item Title. Başlığınızı düzenleyin arkadaşlar. Buradan Get tıkladığınızda yeşil kutuya. Buradaki mantık bize internet üzerinden en çok aranan kelimeleri listeliyor. Biz de bu kelimeleri başlıkla değiştiriyoruz anlamlı bir şekilde. Satışımıza satış yapıyoruz. Şimdi bunları yazmaya gerek yok. Bizim için önemli olan şey board, XM sound, ses. Tamam. Bunların yine kopyalı yapıp burada tıkladığımız takdirde aratıyoruz. Bakalım ne sonuçlar çıkaracak. Bize çıkarmadı. Şu aradaki şeyleri alabiliriz arkadaşlar. Board set bize detaylı şekilde sonuçları çıkaracağına inanıyorum. Ama board set doğru bir arama olmadı. Şöyle de yapabiliriz. Sonuçta Hustle GoTrade'i kullanıyoruz. Hustle GoTrade'in bayağı bir avantajları da var bu konu hakkında. Buradan bize satın alınan ürünlerin ne kadar aranıp satıldığını gösteriyor. Chart'a tıklıyorum. Chartboard'a tıklıyorum. Chart'a tıklıyorum yine. Professional'a tıklıyorum. Olmayan şeyi sakın tıklamayın arkadaşlar. Bu satış sonrası müşterilerle sizlere ufak da olsa bir şey çıkartabilir. Bunları tıklamam amacı çünkü bana önereceği şeyi merak ediyordum. Burada gördüğünüz gibi 538 kere bu başlıkta ürün satılmış. Ben de tabii ki bunu seçiyorum ve her şeyi değiştiriyorum. Önemli olan şey şu, bu elektronik değil, elektroniği kaldırıyorum. LED yok, LED'i kaldırıyorum. Top tip, many games, stars. Buraya professional koyacağım sonuna. Evet. Bir de evi koyduğumuz zaman bence, ya da professional set diyelim, bence daha mantıklı olacak. Burada mümkün olduğunca şey bırakmamaya çalışın arkadaşlar. Mümkün olduğunca sıfıra tamamlamaya çalışın. Artık yazacak bir kelime kalmadığı için bir şey yazamıyoruz. Game'i almıyor gördüğünüz gibi. Aslında game'de var zaten. Evet, başlık böyle olacak gözükecek. Dartboard, Dartboard Score, Display, Soap, Many Games, Dart Professional Set. Okey. Tamam, bu çok yani ötekisinden daha iyi en azından. İkinci kısma geldik arkadaşlar. Bu bizim için önemli olan kısım fiyat. Yani buradaki profit marjımız eBay'in ve PayPal'ın bizden aldıkları komisyondan sonraki kar marjımız. Ben sizlere minimum 10 pound yaptığınız her satıştan kazanmanızı öneririm. Ki bu aşağı yukarı 80-90 lirasına mal oluyor. Günde 2-3 tane minimum. Gerçekten yani bence 2-3 değil, yani günde 10 tane
15 tane bile satabileceğinize inanıyorum. Ne kadar çok emek verirseniz daha çok da satacağınızı yani bizzat tecrübelerimden biliyorum. Emek verdiğiniz aşağı yukarı ürün başına 5 dakika geçmiyor. Ben sadece anlatmak için detaylı bir şekilde zamanımı biraz daha uzun oluyor. Yoksa yaptığım şey gerçekten bir ürün listelemek aşağı yukarı 1,5 dakika alıyor. Yani günde 1 saat çalışıp boş vakitlerinizi değerlendirdiğiniz takdirde sabahları erken kalkarak ya da örnek veriyorum yani öğle aranızda bile yapabilirsiniz. Sadece önemli olan tek şey bir bilgisayarınız ve de internete bağlı olmanız. Evet. Burada kâr marjını %50 yapıyorum. 67,48, 13,72. Fiyat biraz komik oldu. Ben açıkçası her zaman şey fiyatları tercih ediyorum ama tamam olsun önemli değil. 13,72 pound, 3 pound da kargoya vereceğim. 10 pound kârım olacak. Peki. Fiyatı ayarladıktan sonra aşağı doğru iniyoruz arkadaşlar. Business policy yani ticaret politikamız. Ben ücretsiz gönderiyorum müşterilere. Ödeme Apple üzerinden bize ödemeleri yapmalarını istiyoruz ve dönüş politikasında da dönüşü 1 ay içerisinde benim daha önce düzenlediğim eBay sayfasında 1 ay içerisinde kabul ediyoruz. Bunlar müşteriye güven veriyor ve daha çok satış yapmanızı sağlıyor arkadaşlar. Siz bunları böyle yapmak zorunda değilsiniz. Bu benim kendi kişisel politikam ve bu şekilde ben satışlarımı daha fazla olarak geliştirdim. Evet, burada detaylı bilgiler var. Bunlara fazla girmiyorum. Girmeye de çok da detaylı bir bilgi yok. Sadece burada hızlı olarak ürünü nasıl müşterilerin sayfada göreceğine bakıyorum. Olan bilgilerin hepsini indirdi. Ayrıca evet gördüğünüz gibi. Fotoğraflara bakıyorum. Fotoğraflar nasıl gözüküyor? Fotoğrafları da çok profesyonel bir şekilde almış. Çok güzel. Buradan da ayarları kısmına, setting'e bakıyorum. Burada benim eBay'de dükkanım olduğu için ben sadece ürüne sayfamda gözükmesi için dükkanımda Toys Games, evet Toys Games bölümüne koyuyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu kadar basit. Sadece şu an yapmam gereken tek şey submit demek ve submit'e tıkladıktan sonra evet arkadaşlar bu kadar basit ürün şu an benim sayfamda satılık. 13 nokta küsur kar marjıyla. Şimdi düşünebilirsiniz insanlar neden oradan gidip daha ucuza almasın da benden gelip satın alsın. Evet aslında baktığınızda mantıklı fakat şu an biz internette en çok aranan kelimeleri bulduk ve başlığa koyduk. Kart almak isteyen bir kişi İngiltere'den ya da dünyanın herhangi bir yerinden aşağı dart almak istiyorum. Dart ile ilgili bir şey yazdığında biz daha çok aranan kelimeleri yazdığımız için bizim ürünümüz onların gözünün önüne çıkacaktır. Çıktığından dolayı da müşteriler 5'in 10'un yani bu fiyatlardaki şeylerde insanlar gerçekten 5 pound, 10 pound, 20 pound gibi bir şeyin o kadar da inciğine cinciğine bakmayacaklardır. Tabii ki bakmayacağı için de bekleyip sizden alacaklardır arkadaşlar. Bundan sonraki aşama sizin sadece satış yapmanız aşamasıdır. Müşteri gelecek sizden satın alacak. Siz de satın aldıktan sonra hesabınıza bir PayPal hesabınızın olması gerekiyor. Türkiye'de PayPal olmadığı için tekrar Payoneer ya da değişik ödeme kanallarından paranızı Türkiye hesabınıza aktarmanız gerekiyor. Bu konuyla ilgili hatta birkaç bilginiz ya da öneriniz olursa lütfen bunları da yorumlarda paylaşın. Evet, ödemeyi aldıktan sonra ilk ürünü satarken ürünü kendi paranıza almanız gerekiyor. Çünkü PayPal ya da ödeme yapacağınız kanal parayı hesapta müşteri ürüne ulaşana kadar bekletecektir. Burada kısa bir döngü olacak. Ta ki daha çok satış yaptığınız zaman buraya çok hızlı bir şekilde artık hesabınıza gelmeye başlayacaktır. Bu ilk satışlarda böyle bir zorluklar olacak. Bilginiz olsun şimdiden. Yalnız gerçekten sonuçta ürün satılmış. Parası da hesabınıza gönderilmiş. Sadece para hesapta bekliyor. Yani müşteri ürünü eline alınana kadar para otomatik olarak havada bekliyor.
Müşteri ürünü aldıktan sonra eBay ürünü aldığına dair bir bilgi giriyor. Girdikten sonra da parayı sizin hesabınıza aktarıyorlar. Bu kadar da sadece müşteri artık eBay'den satın aldığı zaman sizin yapacağınız tek şey ürünü listelediğiniz sayfaya gelip şimdi ala tıklayacaksınız. Şimdi ala tıkladıktan sonra da Buy Now size burada adres çıkacak. Ürününüzü nereye gönderelim diye. Size yapacağınız tek şey şu. Ürünü müşterinin size gönderdiği adrese kopyala yapıştır. Yaptıktan sonra ürünü satın ala tıklayıp müşterinin adresine göndereceksiniz. Bundan sonraki süreçte zaten herhangi bir şey yapmanız gerekmiyor. Argos sizin adınıza İngiltere'deki müşterinin adresine gönderecektir arkadaşlar. Ufak yani dediğim gibi herhangi bir şey yapmanız gerek yok. Satış başı 10 pound ortalama bu fiyatlardaki 20 ile 100 pound arasındaki ürünlerde aşağı yukarı 10 ile 30 pound arası bir kar marjin olacaktır. Herhangi bir şekilde riske de atmadan en az maliyette yapabileceğiniz iş modellerinden bir tanesi de dropshipping. Bu konuyla ilgili herhangi bir şekilde bilgi sormak istediğiniz ya da kafanızı karıştıran ya da Hustle Gotra ile ilgili öğrenmek istediğiniz şeyler varsa da sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Tekrardan beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda da tekrar görüşmek dileğiyle. Şimdiden kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.